Arkadaşlar yemekler bitti mi? Evet. Kahvaltımızı yaptık mı? Evet. Haydi o zaman dişleri fırçalamaya yürüyün içeri. Rüzgar yürü içeri. Anneciğim ne oldu? Kullanamıyoruz. Ha, yeni aldığımız diş fırçasını istemiyor musun? E ne yapacağız? Ne yapacağız peki? Allah Allah. Efendim annem. Ne diyorsun? Aa, diş fırçası yok mu? Eyvah eyvah. Yapacak bir şey yok. Rüzgarda elektrikli diş fırçasıyla dişlerimi fırçalayamıyorum diyor. Sizin dişler kaldı o zaman. Fırçalamayacaksınız birkaç gün. Haklı, kokabilir. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kokar değil mi ağzımız? Dişlerimiz de çürüyebilir değil mi anneciğim? Üf, ne yapacağız ben de bilmiyorum gerçekten. Üf, çok üzüldüm şimdi Rüya'yla Rüzgar'ın diş fırçaları yok. Ağızları koksun, dişleri çürüsün hiç istemem. Peki ben bu konuda ne yapabilirim? Aa, koş hemen markete giderim. Uygun iki tane diş fırçası alırım. En azından birkaç günlük bizi götürür. Evet, Yepis seni diş fırçalarını aldım. Hem de biri pembe, biri mavi. Bayılacaklar eminim. Şimdi gideyim bu diş fırçalarını Rüya'yla Rüzgar'a vereyim. Vallahi bence çok güzel. Rüya, Rüzgar size bir sürprizim var. Bakın. Aa! Dur ikinize de aldım. İkinize de. Dur açalım hemen. Tam. Bak bir anneciğim önce. Ha, Rüya bekle. Bak. Pembe olanı Rüya kullanır, maviyi de sen diye düşündüm. Mavi o. Hayır, mavi o. Arkadaşlar sizce mavi mi yeşil mi? Vallahi mavi. Evet evet, turkuaz gibi, haklısın. Açalım mı? Aç hadi anneciğim. Açabileceksin. Aç bakalım. Aç bakalım anneciğim. Çıkar. Yepis yeni. Efendim. Evet anneciğim. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Bu yetişkinlere göre bir fırça. Size göre değil. Evet bak. Yetişkinlere göre normal. Normal bir fırça. Bakayım Rüzgar seninkine. Oldukça da normal bir fırça. Ama yapabileceğim bir şey yok. Dedim ki en azından ağzınızın kokacağını, dişlerinizin çürüyeceğini geçici bir diş fırçası olsun. Bunlar geçici olarak kullanalım. Birkaç gün bizi idare eder. Macun diye bir şey var. Hiç duydun mu anneciğim? Macun sıkıyoruz, ondan sonra fırçalıyoruz. Yapabilir misin? Bir şey söyleyeyim, seninki ağzına çok büyük mü oldu? Sok bakayım ağzına yavaş yık. Nasıl, rahat mısın? İyi mi? Evet. İyi, süper. Hadi o zaman yürü macunla. Macunlamadan olmaz. Yürü. Rüzgar hadi macunlamaya. Arkadaşlar yeni diş fırçalarımızı beğendiniz mi? Yorumlarınızı yazın. Ben o zaman Rüya'yla Rüzgar'a banyoda yardım etmek için gidiyorum. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Ay hemen de gittiler. Vallahi heveslilermiş onlar da fırçalamaya dişlerini. Pepe, bu Neymar, bu da Salah. Rüya, bence efsane kitaplar aldık Efe'ye. Ne diyorsun? Sence sevecek mi? Efe bir de onların koleksiyonu. Ne zaman vereceğiz peki? Neyin koleksiyonunu yapıyor? Benim bundan haberim yok. Kartlarının koleksiyonu yapıyor. Evet, bu futbolcuların onda kartları var değil mi? Bakalım bunu mesela görünce Neymar'ın sevecek mi? Neymar'ın var. Salah'ın var. Efendim anneciğim. Salah. Tamam gel. Hazır mısın? Evet. 1, 2, 3. Ay biraz yamuk sallamışım. İdare et. Rüzgar sen gördün mü Efe'ye aldığımız şeyleri? Neden aldık peki, bunu biliyor musun? Evet. Ben söyleyeyim. Neden aldık söyle. Söyle bakalım hadi o zaman. Neden aldık peki bunları? Bunlar futbolcuların. Çünkü Efe futbola başladı. Rüzgar bilmiyorsun sen. Evet. Bunları okuyacak. Evet, bunu doğru bildi değil mi Rüya? Peki Efe futbola başlayalı ne kadar oluyor? 2-3 haftadır falan gidiyor değil mi? Bodrum'dan geldiğimizden beri gidiyor. Şimdi bunları çok sever okur. Peki senin yaz tatilinde okuduğun kitaplar hangisiydi? Getir bakalım seninkileri de bir görelim. Koy bunları. Bunlar Efe'nin. Rüya'ya öğretmeni bir sürü kitap aldırdı biliyor musun okumamız için? Ve Rüya düzenli olarak okuyor bunları. Peki sen kitap okunmasını seviyor musun? Rüya sana okusun mu biraz kitap? Yok, ben okuyacağım. Sen okuyacaksın. Arkadaşlar hemen şu anda videomuzu durdurun, like'ınızı atın ve de siz kitap okuyor musunuz, kitap okumayı seviyor musunuz? Yorumlarınızda yazın. Yaz tatilinde kitap okuyanları görelim bakalım. Getirdin mi? Getir bakalım. Getir bana. Bakayım bakalım. Rüya, güneş, ay ve yıldızlar okudun mu? Hı hı. Dinozorlar. Rüzgar, okudum. Bu kitabı sen gördün mü? Evet.
Hadi oku bakalım. Neden yeriz? Hayır. Ay bunu okusana bugün. Ben sonra da bana anlat, çok merak ettim. Baykuşlar okudun mu? Baykuşları da okumadık. Vücudumuz? Okudum. O zaman bugünün kitabı neden yeriz olsun? Efendim. Bakayım dur. Ay burada mı okuyacaksın? Tamam peki. Salıncakta da kitap okuyan insan görmedim daha önce. Sen ama bir şey söyleyeceğim. Ya. İstersen sen büyük salıncakta okuyabilirsin. Geç büyük salıncağa. Yat şöyle. Heh, ben de bakayım. Çok güzel görünüyor gerçekten. Bakalım. İçinde bir sürü deniz, vahşi avcılar. Uf rüzgar, şunlara bak. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar siz dinozorları sevin. Senin peki. Okumama da izin vermiyor. Evet ne yazıyor rüzgar? Tersten başladın anneciğim. Bu tarafta bak, öyle değil. Böyle. Ver bana göstereyim. İzin vermiyor. Oh Rüya kitabını okumaya başladı. Salıncakta bir taraftan sallanıyor. Bir taraftan da kitap okuyor. Keyif yapıyor. Efe'ye aldığımız kitaplar da burada. En kısa zamanda onları da veririz inşallah. O da kitaplarını okur. Neyi tutacağım anlamadım. Salıncağı. Tamam gel bakalım, tuttum. Hadi bin. Binmeyecek misin? Ha burayı mı tutayım? Tamam peki tuttum. Hadi bin. Hadi bakalım. Peki bir şey soracağım sana. Sıra sende, sıra Rüya'da oynuyordunuz siz. Rüya nerede? Yok mu? Allah Allah, nereye gitti acaba? Öbür balkonda mı? Allah Allah, gidip bir arasak mı Rüya'yı, ne dersin? Aramayalım mı? Ya bahçede kaybolduysa ya da sokağa çıktıysa, bir bulamadıysa geri bizi. Ama izinsiz sokağa çıkmaz Rüya, değil mi? Gel bakalım öbür balkona gidip bir bakalım. Tut elimi. Gel gidelim anneciğim. Gel seni bu sefer gizli geçitten götüreceğim. Gel. Geç 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 geç. Yürü yürü. Gel. Gel bakalım. Ay hıçkırık tuttu beni de. Bekle. Gel. Gel gel. Gel. Ay hıçkırdım yine. Rüya anneciğim. Yok. Nerede? Yukarı çıkmıştır belki. Belki yukarı çıkmıştır. Gel bakalım. Yukarı bakalım. Tamam. Hadi giy bakalım. Ay düşme, dikkat et. Giy bakalım terliklerini. Hadi çıkalım şimdi yavaş yavaş. Rüyanın en sevdiği yer burasıdır. Burada da yok. Annem oraya çıkmış olamaz Rüya benden habersiz. Burada da yok Rüzgar. Evin içine girmiş olabilir mi? Hadi gel bakalım bir de eve bakalım. Hadi gel bakalım. Eve bak. Bir de. Allah Allah. Gel de anne. Allah Allah. Gir bakalım içeriye bakalım bir de. Burada da yok Rüzgar. Çıkma. Neden? Rüyayı buldun işte, ben de geleyim. Ne oldu? Niye çıkmıyorum ben dışarı? Anne çok kışa çıkma. Niye kızayım anneciğim? Rüyayı arıyoruz, bulduk. Niye kızayım ki? Rüya mı çok kızıyor? Allah Allah Allah. Rüya? Rüya? Ne oldu? Rüya ne oldu yüzüne? Yara mı var? Ne oldu? Anneciğim, Rüya. Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Kızım ne yaptın kendine? Hıdım patladı. Kızım bu hal ne? Maske mi yaptın? Dön bakayım şöyle. Dın dın dın. Gerçekten Rüya, çok değişik görünüyorsun. Sen aynada baktın mı kendine? Ya burada salıncağımızda maskeli bir yaratık var. Korkmuyor musun Rüya'nın şu halinden? Benim ödüm patladı. Ama bir şey söyleyeceğim. Sıra sendeydi. Sende değildi, sıra Rüzgar'daydı. Ama ben onu indirdim çünkü seni aramaya gittik. Böyle bulacağımı da hiç düşünmemiştim doğrusu. Arkadaşlar salıncağımıza salan bu yaratığı tanıyor musunuz? Yorumlarınızı yazın. Aklıma bir şey geldi. Rüya'nın maskesini sen çıkart. Maskesini çıkarınca da Rüya kalksın, yüzünü yıkamaya gidecek. Mecbur kalacak. Maskeyi çıkartman lazım, yürü. Yoksa ben çıkaracağım. Geliyorum. Hayır, lütfen. Neden ya? Allah Allah, bakım yapıyor iyice ya. Allah Allah ya. Anneciğim sen dondurma mı yiyorsun? Anne, efendim? Domatesli. Domatesli mi? Ciddi evet. Misin? Evet. Annem ben hayatımda hiç duymadım domatesli dondurma. Bu da. Bakayım. Aa,
Gerçekten domates gibi bir şeyler var. Ya bakayım tadı nasıl? Tok tok. Çok tok? Soğuk. Öyle mi? Peki bir şey soracağım. Sen tek başına mı yiyorsun dondurmayı? Rüya'ya ikram etme. İçi çilekli miymiş? Ay çok güzel. Peki dışındaki domates mi gerçekten? Allah Allah, ben ilk defa duyuyorum Rüya. Rüya'ya soralım. Rüya bir dakika bakar mısın? Rüya. Bir bak, bir şeye ihtiyacımız var. Hah, hoş geldin anneciğim. Aa, Rüya'nınkinin altı. Ha, seninkinin altı beyazmış. Rüzgar diyor ki bu domates, ay bu dondurma, bu domates dondurmalı diyor diyecektim. Bu dondurma domatesi diyor, doğru mu? Hayır, bu kirazlı böğürtlenmiş. Kiraz vişne olabilir mi? Peki ekşilik var mı hafif? Ay çok güzel diyorsunuz, çok canım çekti ya. Peki başka dondurma kaldı mı? E ben ne olacağım? Bana? Ama dondurma ağızdan ağza olmaz ki. Rüzgar. Ben ne yapacağım dondurma? Aa, Rüzgar seninki duruyor. Seninkinden kessem olur mu peki alt tarafta? Ya çok teşekkür ederim. Şurayı şöylece kessem, alsam. Yok bu ya. Hepsini mi vereceksin? Evet. Ya olmaz öyle de. Ay yere dondurmamız düştü. Peki güzel miymiş dondurma? Bir şey söyleyeceğim. Bence binin, ay yiyin sonra salıncağı binin. Heh, onu götür çöpe at anneciğim. Çöpe. Ağzına sakın sokma yerden aldığın bir şey. Bana ya. Anneciğim yere düşen şeyleri ağzımıza sokamayız. Anneciğim dış sokaktan bir şey yenir mi? Yere düşen. Ama pis oldu ellerini hep. Üf Rüzgar. Yok kulak. Ya mikrop kaparsan anneciğim? Bak şimdi sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Evin içinde dahi olsak ki mikroplar en çok nerede olur biliyor musun? Tuvaletlerde, lavabolarda, bir de yerlerde, bir de en çok dokunduğumuz yerlerde. En çok dokunduğumuz yerler neresi? Kapı kolları. Mesela kapı kollarına eğer toplu bir yerdeysek, değdiysek mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Ama eğer kendi evimizse, ben mesela evdeki toz almadan sonra, yani toz almadan önce, süpürgeden sonra evde en çok yaptığım şey ne biliyor musunuz? Kapı kollarını güzelce temiz tutmak. Çünkü kapı kollarına çok mikrop var. Yerlerde çok mikrop var. Anlaştık mı? Mikroplardan korunmak için bir de ne yapıyorduk? Ellerimizi bol bol yıkıyorduk değil mi? Sen şimdi yerden bir şey yersen ne olacak peki biliyor musun? O yerdeki mikroplar ağızdan bıgıl 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 karnına girerler. Girsinler mi? Bence de girmesinler. O yüzden yerden evde de olsak sakın bir şey yemiyoruz. Anlaştık mı? Aynen öyle. Anlaştık mı? Çek o zaman. İşte benim oğlum.